Merhaba sevgili Tele1 izleyicileri. Başka Bir Kent Mümkün adlı programımızla bu hafta Mersin'in Mezitli ilçesindeyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu güzel ilçemizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Mezitli adının nereden geldiği hakkında kesin bir kaynak yoktur. Yörede yaşadığı düşünülen Mezit oğullarından ya da değiş tokuş ticaretiyle yapılan açık arttırmaların yapıldığı varsayımlardan yola çıkarak mezat kelimesinden gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bugün eski Mezitli denilen bölgeye yoğunlaşan Mezitli'nin kaderi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikasıyla tamamen değişti. Atatürk'ün yöreye getirdiği narenciye fidanı ekiminin başlamasıyla sahil kesimi tamamen portakal ve limon bahçeleriyle donatıldı. Daha önce Tol Köyü çevresinde yaşayan halk, narenciye bahçeleriyle birlikte eski Mezitli ve Esenbağlar bölgesine yerleşmeye başladı. İlk ilçe belediye başkanı olarak Uğur Yıldırım'ın görev yaptığı Mezitli, 2014 yılında Neşet Tarhan'ın seçilmesiyle büyük bir gelişme hamlesi başlattı. Başkan Tarhan'ın başlattığı projelerle bugün nüfusu 220 bine ulaşan Mezitli, Türkiye'nin en fazla gelişen ilçelerinden birisi haline geldi. 2018'de Tarihi Kentler Birliği tarafından 17.si düzenlenen yarışmada Mezitli Belediyesi'ne Taş Mektep projesine başarı ödülü verildi. Aynı yıl Mezitli Belediyesi, Kadın Üretici Pazarı Projesi ile Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinin katıldığı yarışmada Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü kazandı. Mezitli Belediyesi yaklaşık bir yıl sonra bu kez Paris'te düzenlenen Milan Paktı ödülleri kapsamında Çevresel Zorluklar Ödülü aldı. Başkan Neşet Tarhan ise 2019 yılı Altın Çiçek ödülleri kapsamında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı ödülünü almaya hak kazandı. Mezitli Belediyesi aynı yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nden belediyeler için bisikletle ulaşım fikir ve proje uygulaması ödülüyle ödüllendirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılım sağlayan Mezitli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü'nün de sahibi oldu. Mezitli Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin daha fazla sosyal yaşamda yer alması amacıyla hayata geçirdiği Dom Kafe projesi, Mersin Sağlık'ta Başarı ve Yaşam Ödülleri kapsamında Yılın Sağlık Projesi ödülünü almaya hak kazandı. Hazır Mezitli'ye gelmişken belediye başkanı Neşet Tarhan'a konuk oluyor ve ilçenin bugünü ve geleceğiyle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. Evet, Mezitli'yi yakın tarihe kadar Türkiye'de ve dünyada çok fazla tanıyan yoktu. Ama artık Mezitli Türkiye'de ve dünyada birçok ülkede tanınır hale geldi. Son yıllarda büyük bir atak içerisinde ve bir anlamda Mersin'in ve Türkiye'nin parlayan yıldızları arasında olan bir kent. İyi bir göç var, sağlıklı bir göç var, gelişme yönünden bir olumsuzluk yok, sıkıntımız yok. Mersin ve Türkiye ortalamasının 3 katı bir hız artışına sahibiz. Ama biz bundan mutluyuz, bu göç hareketinden. Geçtiğimiz yılbaşı itibariyle nüfusumuz 212 bindi. Ayrıca Mezitli'de 49 bin Suriyeli kayıtlı var. Doğaldır ki bunun %50'sinden fazla da tahmin ediyorum kayıtsız Suriyeli vardır. Biz bu koşullarda hizmet veriyoruz. Çevremizdeki Mersin merkezdeki ilçelerin birçoğundan büyüğüz. Bitişiğimizdeki Yenişehir'in 2 katı, Akdeniz'in 2,5 katı büyüklüğe aitiz. Denizden başlıyoruz. Toros Dağları'nın zirvesine kadar uzanan bir coğrafik yapı. Sahilde denizimiz
15 kilometre kadar ve her noktasında ve her mevsim, yılın her mevsimi denize girilebilen bir yöredeyiz. Kuzeye doğru çıktıkça tabii ki tarım egemen oluyor. Narenciye, zeytin, sebze, meyvenin her türlüsü var. Tarımla geçinen insanlar var. Burada öyle bacası olan, sanayi olmayan fakat insanların daha çok yerleşmek için tercih ettiği bir bölge. Ve özellikle bu Mezitli'nin Türkiye ve dünya gündeminde artık yer almasıyla son yıllarda Mezitli'nin bazı bölgelerinde özellikle yakın ülkelerden Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan gibi ülkelerden de yerleşim amacıyla gelen yabancılar var ve Mezitli'yi tercih ediyor. Böylesine güzel, tabii belediye olarak da sosyal çalışmalara önem veren, kültürel çalışmalarına önem veren bir kent. Biz 7,5 yıl önce göreve gelmiştim. O zamanki sloganımız şuydu: Mutlu Kent Mezitli dedik. Bu tuttu da. Tabii ki insanları mutlu etmek çok kolay değil, mutlu kılmak çok kolay değil. Bu sürdürülebilir, uzun sürecek bir, uzun erimli, uzun soluklu bir iştir. İhtiyaçlar sonsuz çünkü. Ama belli bir noktaya geldi. Gerçekten Mezitli'deki insanlar hayatlarından memnun ve mutlu şekilde yaşıyorlar. Bir ikincisi, Mezitli'ye değer katacağız demiştim ben göreve gelirken. Gerçekten Mezitli'ye değer kattık. Çok önemli bir kent oldu ve bu kentten tabii ki bu değer katmadan herkes kazançlı çıktı. İş sahipleri, iş yeri sahipleri, arsa sahipleri, ev sahipleri, küçük esnaf, tarımla uğraşan her alanda herkes kent değer kazandığı zaman herkes kazanmış oluyor. O anlamıyla da mutluyuz. Zaman oldu. Türkiye'de en çok konut satışının olduğu ilçelerden oldu. Ekonomik kriz olduğu dönemde dahi. Böylesine çevreye duyarlı, naif insanların olduğu, emekli insanların oranının çok olduğu, yalnız yaşayan kadınların oranının çok olduğu, huzurlu bir yer, yeşil bir ilçe. Çevreye duyarlı, direngin, haksızlıklara karşı direnen bir toplumun olduğu, örgütlü toplumun olduğu çok güzel bir ilçe. Ben de tabii buranın belediye başkanı olmaktan mutluyum. Evet, birinci yılım dönemimizde, birinci 5 yıllık dönemde tabii ki kent kimliğini net şekilde ortaya koyduk. Mezitli kültür sanat kenti olacak. Çünkü 3000 yıllık bir tarihe sahip aynı zamanda kültür derken, burada Romalılar, Yunanlılar, yaşı büyük bilim insanları, Aratos'tan Büyük İskender gelmiş, yaşamış, Cicero yaşamış, hayli zengin, kültüre sahip bir yerdi. Bu kültür sanat kenti olmaktan yana herhangi bir endişe yok, herkes hemfikir bunda. Ama çalışmalarımızın öznesinde birinci yıl kadınları alalım demiştik. Ben kadınları çok önemsiyorum. Kadınların ekonomik özgürlüklerini çok önemsiyorum. Siyasette kadınların yer almasını önemsiyorum. Eğer kadınlarımız ekonomik yönden güçlü olmaz ise siyasette hak ettikleri yeri bulamayacağının altını sürekli çiziyorum. Ben ikinci dönem eğer buradaysam belediye başkanı olarak her yerde bunu açıkça söylüyorum. Mezitli'deki kadınların büyük çalışmasıyla buraya geldim. Bu nedenle kadınlarla ilgili projeler ürettik. Biraz sonra değiniriz. O dünya düzeyinde birçok birincilikler aldık projelerimizde. O konulara geliriz. Bu dönem ise ikinci dönemimizdeki çalışmamızın öznesini de çocuklar üzerine verdik. Yani bu dönem çocuklarla ilgili çalışmamıza daha çok ağırlık vereceğiz dedik. Anaokulumuz vardı bizim geçen dönem yaptığımız ki bu anaokullarını hep hayırseverler yapıyor. Türkiye'nin iddia ediyorum herhalde en iyi anaokulu bizdedir. Çok fazla talep var.
Yeri geldi noter huzuruna kura çektik. Yeri geldi normal yoldan kura çekerek. Talep o kadar fazla ki eğitimimiz çok güzeldi. Bundan da esinlenerek bu ay içerisinde ikinci anaokulumuzu ve üçüncü anaokulumuzu açıyoruz. Oldukça başarılıyız. Kendi öğretmenlerimizle, kendi personellerimizle bunu gerçekleştiriyoruz. Bilim insanlarının söylediği şu, çocukların, insanların beyninin 0-6 yaş arasında %70'inin oluştuğu ifade ediliyor. Eğer böyleyse dedik biz, o zaman niye duruyoruz belediye olarak bu çocuklar üzerinde projeler geliştirelim dedik. Çocuklar için kapalı yüzme havuzu yerini tespit ettik. Proje çalışmalarını yapıyoruz. Bu yıl içerisinde başlayacağız. En kısa sürede bunu bitireceğiz. 8 tane hobi bahçemiz var. 9.sü yapılıyor. Ama farklı olan bir şey var Mezitli'de. Türkiye'de pek olmayan çocuklar için hobi bahçesi var. Milli Eğitim'le yaptığımız anlaşma çerçevesinde okullara parseller verdik. Çocuklar, ilkokul çocukları burada üretim yapıyorlar. Buraya kadar sıradan bir şey tabii ki. Çok önemli görünmeyebilir. Ama şurası önemli. Ben söylemeden çocuklar bunu yaptı. O parsellerde ürettikleri sebzeleri ilkokul çocukları satarak elde ettikleri gelirden okullarındaki öğrencilerin gereksinmelerini karşıladık. İşte bu karşılıklı bir çevrim içerisindeki bu döngü oldukça başarılı. Bunu bizim söylemeden yapmamız, Milli Eğitim'in söylemeden yapması çok daha anlamlıdır. Yine hemen bugünlerde bu hafta içerisinde çocuk tohum evini açıyoruz. Bazı sivil toplum örgütleriyle beraber tohumdan başlayarak üretim sürecinde de çocuklar her yerde olsun istiyoruz. Çocuk tiyatromuz var, çocuklarla ilgili diğer müzik alanındaki çalışmalarımız var. Onun için bunu devam ettireceğiz. Önemli bir konu, doğrusunu isterseniz bu. Evet, yani marka kent tabii ki önemli. Yani kentin tanıtımı önemli daha doğrusu. Ben öyle söylüyorum. Belediye başkanlarına da burada büyük görev düşüyor. Bizim en büyük görevlerimizden birisi kentimizi bir şekilde ülke içinde ve ülke dışında tanıtmak. Bunu iyi satmak, iyi pazarlamak gerekiyor. Her kentin tabii kendine özgü değerleri vardır. Önemli ölçütleri vardır, farklılıkları vardır burada. Onu bulabilmek gerekir bence. Burada tabii belediyelere çok önem düşüyor. Belediye halkla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, sözde demiyorum, gerçek anlamda katılımcılığı, şeffaflığı ön plana çıkararak uygulamalarıyla ve bunu ete kemiğe büründürdüğü zaman halkın belediyesine ve belediye başkanına güvenini sağlamanız şart. Bu anahtar kelime güvendir. Bu güveni sağlamadığınız sürece hiçbir belediye başkanının başarılı olacağına inanmıyorum. Bizim diğer çalışmalarımızla, altyapı çalışmalarımız, klasik diğer hizmetlerimiz, yasalarda yazan belediyenin görevleriyle bizim bir marka kent olmamız olası değil. Bir farklılıkları yaratmamız gerekiyor. Kentin hangi alanda öne çıkacağını ortaya koymamız gerekiyor. Bunlardan birisi ki Mezitli'de bunun üstünde çok duruyoruz. 3000 yıllık tarihe sahip olan bir kent olduğu için kentin tarihi değerlerini, kültürel değerlerini, dünyanın ortak değerleri olan kazanımları, yer altında olan eserleri toprak üstüne çıkarmamız gerekiyor. Hala oradayız biz. Maalesef 2000-3000 yıl önceki değerleri şu anda gün yüzüne çıkarabilmiş değiliz. Pompei Polis Antik Kenti var.
Aratos denen dünyada uzay bilimcisi, ilk uzay bilimcisi, şair, astronot, bu matematikçi, filozof, bunun anıt mezarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz biz hala. İşte bunları yaparsak ancak sanatsal çalışmalarımızla, sanatçılarımızla, sporcularımızla marka değerimiz olacaktır. Ama bu her kent için farklı olabilir. Kimi kentimiz yemekleriyle, ki Türkiye'de zengin kentlerimiz var bu anlamıyla, onlar yemeğiyle, bazı şehirler belki sporu sadece ön plana alarak, kimi tarihi değeriyle bir şekilde bunu ön plana çıkarak, ama dünyada ve ülkemizde kentimizi mutlaka çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Burada sadece belediye başkanına görev düşmüyor. Tabii öncülüğü yapacağız ama merkezi idare, bulunduğumuz ildeki valisiyle, özel sektörüyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bu katılımcılığı gerçek anlamda sağlamamız gerekiyor. Ben şuna inanıyorum, öncelikle söyle, ben halka inanıyorum. Halkın tercihlerine de son derece inanıyorum. Hiçbir zaman halkın yanlış yaptığı veya yanılgıya kapıldığı, sandıktan farklı sonuçlar çıkardığı görüşünde değilim. Kusuru kendimizde aramamız gerekiyor. Hata varsa kendimizde aramamız gerekiyor. Ben şunu söylüyorum, bu kentte belediye başkanı olarak yapılan her ne varsa veya yapılmayan ne varsa sorumlusu benim. Hiç kimseyi sorumlu tutmuyorum burada. Öyle de olması gerekir. Herkes benden hesap sorsun istiyorum. Belediyemden hesap sorsun istiyorum. Bu sorgulanabilme mekanizmasını tabii yaratmanız gerekiyor. Bizim örnek veriyorum, basit bir çalışma. 7,5 yıldır her ayki gelir ve gider tablomuz şehrin muhtelif yerlerinde asılıyor. Vatandaş bize hesap sorsun istiyoruz. Halk güveniyor size. Güvenirse birçok şeyi aşıyorsunuz. Bütçeden sıkıntı oluyor. Bazı belediyeler şikayet eder. Benim şikayetim yok. Yani bu ekonomik yönden şikayetim yok. Nasıl oluyor? Size güvenirse insanlar, birçok yatırımı onlar yapıyor zaten gönüllü. Üç Anaokulu'nu da hayırsever yaptı. Gençlik merkezi yaptılar. Kafe kütüphane yaptılar, aktif yaşalma merkezi yaptılar. Bunu vatandaş yaptı ve üstelik bunun %80'i de mensup olduğum siyasi partiye ait olmayan, o düşüncede olmayan insanlar yaptı. Pandemi döneminde belediye bütçeleri çok etkilendi biliyorsunuz bu yardımlardan dolayı. Ama en az etkilenen belediyelerden birisi biziz. Çünkü pandemi dönemindeki her türlü desteği, gıda desteği olsun, maske desteği olsun, dezenfektan desteği, büyük bölümünü bağış yoluyla biz hayırseverlerden sağladık. Vatandaş size güvenirse ne olursa olsun siyasi düşüncesi, onun için size destek veriyor. Bu bakımdan diyorum ki, sizin söylediğinize dönüyorum başa, halkın teveccühü belediyesine karşı giderek arttı. Gelişme tabii ki oldu. Bunu sandığa da yansıttılar. Ben birinci dönem %43 ile seçilmişken bu kez %57'ye yakın bir oy aldım.
Bu önemli bir farktır, %14'lük artış. Bu tabii ki farklı partiden insanlardan aldık bunları. Onun farkındayım ben. Bunun içerisinde her partiden insanlar var. Onun için herkese hizmet etmek durumundayım. Halka hizmet etmek durumundayız. Halkın belediyesi olmak durumunda belediyemiz. Ben de tabii ki halkın belediye başkanı olmak durumundayım. Bu ne demek? Yani halkın dışında belediyeden kurumsal olarak bir menfaat çıkar bekleyenlere karşıyım. Ve bunlara izin vermem hiçbir zaman. Vermedik, vermeyeceğiz de. Çünkü bunları ben bir anlamda halk, tırnak içinde söylüyorum, halk tanımı içerisinde çok da fazla belki değerlendirmemek gerekir. Bunu vatandaş, halkımız farkına vardığı zaman inanın size güveniyor. Ben ziraat yüksek mühendisiyim. Ziraat fakültesinden sonra da master'ımı, yüksek lisansımı da Türkiye'de tarımsal kooperatifçilik, demokratik halk kooperatifçiliği alanında yaptım. O tarafını da biliyorum. Üreticiden tüketiciye tamam olsun dedik ama kadınları daha güçlü kılalım sosyal yönden de diye tüketicilerle kadınlar arasında bağ kurdurduk, onların arasında. Burada kentteki kadınlarla köylü kadınlar arasında bağ kurdurduk. Tüketiciler bizim köylü kadınlarımızı evlerinde ziyaret ediyorlar. Böyle bir içsel ilişkiler sağladık. Bu İnovasyon anlamında Çin'de yapılan bir dünya düzeyindeki büyük bir yarışmada dünya birinciliği aldık biz bu projeyle kadın üretici pazarlarımızda. Ona yakın kadın üretici pazarımız var. 800 kadar kadınımız var. Daha sonra Fransa'da yapılan Milan Park'ta çerçevesinde bir yarışmada yine zor koşullar altında başarılan projeler adı altında bizim kadınlarımız yine dünya birinciliği ödülü aldılar orada. Bu kadınlarımız onun için bizi gerçekten gururlandırıyorlar. Önümüz bu ay içerisinde Rusya'ya gideceğiz. Davet geldi. Orada antik kentler bir forumu ve festivali var. Orada yöresel bir kızımız sanatçı olarak yine birincilik elde etti. Onu da davet ettiler. Bizim yöreye özgü müziğimizi Rusya'da orada birinci olarak kızımız seslendirecek. Yani Rusya'da daha önce de gitmiştik biz başka vesileyle ödül almıştık. Yani artık Mezitli kabına sığmayan bir kent, Türkiye'de kabına sığmayan bir kent, dünyada aynı şekilde. Ben şunu söylüyorum. Ben ölçülü konuşurum ve gerçekçi konuşmaya çalışırım. 15 diyorum ama bu daha da az olabilir. Hemen çok kısa süre içerisinde göreceksiniz. Türkiye'deki 10-15 ilçenin birinde Mezitli her alanda olacaktır. Zaten şu anda eğitim düzeyiyle, ekonomik düzeyiyle, parametreleriyle Türkiye'nin önemli ilçelerinden birisi. Herkesin yaşamak istediği gayet güzel deniziyle, doğasıyla, insanların birbiriyle sevgisiyle, siyasi olgunluğuyla, bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Burada sekter davranış içerisinde olan hiçbir siyasi partiye mensup arkadaşımız yok. Ne Cumhuriyet Halk Partililerde ne diğerlerinde taban itibariyle söylüyorum. Gerçekten uyumlular. Biz çok rahat işbirliği yapabiliyoruz. Uyum içerisinde çalışıyoruz bütün partilerle. Ben iddia ediyorum. Çok fazla iddialı olan bir belki belediye başkanı değilim ama şunu da iddialıyım. Çok marjinal düşüncede olanlar hariç AK Parti veya MHP'de herkesin oyu alınır. Ben herkesin oyunu alabilirim. Görüşürsem, temas kurarsam herkesin oyunu alabileceğine inanıyorum. Herkesin bu görüşte olması gerekir. Sonuçta partiler, siyasi partiler iktidar olmak için kuruluyor.
Biz de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başına iktidar olmak istiyoruz. Olabiliriz, oluruz. Ha, bu Mezitli'deki başarının her yerde olmasına bağlıyız. Yetiniyor muyuz biz bununla? Hayır, yetinmiyoruz. Büyük şehre katkımız olsun istiyoruz. Daha çok oy alalım. Söylemiş olduğum gibi diğer partilerdeki çok marjinal, katı düşünceli arkadaşlar hariç olmak üzere biz herkesten sosyal demokratlar olarak oy alabilme yeteneğine ve düşüncesine sahibiz. Yeter ki kendimizi iyi anlatalım. Yeter ki karşıdaki insanlar bize güvensin. Yeter ki biz kendi içimizde veya diğer dışarıdaki siyasi partilerdeki olumsuz, bu partiden bir şey bekleyen insanları temizleyebilelim. Bunu temizlediğimiz zaman inanın Türkiye düzlüğe çıkacaktır. Türkiye bir barış ülkesi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu ödüllendirmek gerekir. Dediğiniz gibi bu çocuklar bu başarıyı elde ediyorsa, kadınlar bu başarıyı elde ediyorsa biz de bunlara tabii ki destek veriyoruz. Her ne kadar yasalar bize geniş bir alan vermemiş olsa da çok örnek vermek isterim bunu ben. Ya, sokağını güzel yapıyorsa birisi, ya bunun emlak vergisini bu sene almasak ne olur? Ama benim bu yetkim yok. Çok fakirse birisi, ya bunu da almayalım diyebilmeliyim. Ama her şey Ankara belirliyor bizde. Her şey Ankara'dan. Merkezi hükümetle. Bu insanları, çocukları, özellikle çocuklar da spor alanında, müzikte başarılı olanları tabii ki ödüllendirmemiz gerekir. O kadınları ödüllendirmemiz gerekiyor. Bizim %90'ı kırsal alandan, bu kadın reç pazarındaki 800 kadının. Bunlar sinemaya gitti. Hayatında çoğu sinema görmemiş. Opera, baleye gittiler. Klasik müzik dinlediler. Ve gördük ki içlerinde operayı sevenler var. Klasik müziği sevenler var. Yerel radyoya çıktılar, yerel televizyona çıktılar. Onu bırakalım. Ulusal televizyona çıktı bu köylü kadınımız. İlk defa İstanbul'a gitmiş. İlk defa uçağa bindi. İlk defa canlı yayına katıldı. Ve gerçekten başarılı şekilde temsil ettiler. O üretici kadın profilini orada çok iyi temsil ettiler. Ben de onlarla her zaman gurur duyuyorum. Evet, dünyayı tabii ki barış, dünyayı barış kurtaracak, dünyayı sevgi kurtaracak, sanat kurtaracak. İnsanlar hep beraber, birlikte, kol kola türkü söyleyebilmeli, müzik yapabilmeli diyorum. Birbirlerine karşı güler yüzlü olmalılar, apartmandan, siteden, sokakta yürürken karşılıklı. Ama bunun öncülüğünü siyasetçilerin yapması gerekir diye düşünüyorum. Önce siyasette sevginin hakim olması gerekir. Herkesin içten olması gerekir. Biz içten şekilde insanları seviyoruz. İçten seviyoruz. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun insanları. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Herkesin güler yüzlü olmasını istiyorum. Herkes sabah uyandığında güneşi görsün, denizi görsün, sağlıklı şekilde gelişsinler ve yaşamlarını böyle sürdürsünler istiyorum. Bu haftalık da bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşça kalın.